Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 2023 yılının en önemli aylarından birine başlıyoruz. Bakalım konu başlıklarımızda neler var? 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'a kadar Merkür geri harekette, 15 Mayıs'tan itibaren retro bitiyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcuna geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım sevgili Başaklar. Güneş ayın 21'ine kadar Boğa burcunda ve 5 Mayıs'ta Akrep burcunda dolunayla birlikte önemli bir ay tutulması var. Bu ay tutulması yılın ilk ay tutulması. Tüm Mayıs ayını etkilemekle beraber önümüzdeki 1,5-2 ay özellikle çok fazla gündemimizde olabilir. Bu tutulma kolektif alanlarda önemli stresler yaratabilecek, krizler yaratabilecek bir tutulma aslında. Hem toplumsal konular, hem ekonomik anlamda, hem doğa olayları bakımından baskılar yaratabilecek Uranüs etkili bir tutulma. Son 1,5-2 yıldır Akrep Boğa tutulmalarını deneyimliyoruz. Evet, yine o aksta oluşacak bir tutulma. Merkür retrosu da devam ediyor tutulmada. Dolayısıyla biraz geçmişten gelen konu ve kavramları da gündemimize taşıyabilecek bir süreç. Ay tutulmaları duygusal olarak bizi çok etkiler. Duygularımızı kontrol etmemiz zorlaşabilir. Daha dürtüsel, daha sabırsız olabiliriz. Biraz kayıplar, bitişler, sonlanmalar, dönüşümlerle de ilgilidir. Özellikle ay tutulmaları sizin 3. evinizde olacak. Yakın çevreniz, işte komşu ilişkileriniz, komşularınızla ilgili konular, kardeşleriniz, akrabalarınız, onlarla ilgili konu ve kavramlara biraz belki hassas olabileceğiniz bir dönem. Bununla birlikte bazı yolculuklar, işte eğitim konuları, ticari girişimleriniz, eğitimleriniz, yani buralarda bazı süreçte olan, geçmişten gelen konularınız varsa, son 6 aydır, 1-1,5 yıldır bunların tamamlanması ya da bir yeni bir döngüye girmesi de mümkün olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarının 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, o zaman sizin için çok daha önemli, etkili bir tutulma olabilir. 15 Mayıs'a kadar gezegeniniz Merkür geri harekette. Bu biraz enerjinizi düşürebilir bu ay. Ama bunu da olumlu değerlendirebilirsiniz. Yani çok hızlı karar vermemek gerekiyor. Biraz dinlenmek, biraz gözden geçirmeler yapmak gerekiyor. Muhasebe zamanı aslında. Öğrenciyseniz geçmiş derslerinizi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. İşte yarım kalmış projelerinizi bitirebilirsiniz. Nostaljik etkiler de getirebilir. Uzun süredir görüşemediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz. Medya, basın, yayın işlerine biraz dikkat edin. Buralarda gecikmeler olabilir. İşte iletişim sorunları olabilir. Şartları çok zorlamayalım. Ama 15 Mayıs'tan sonra Merkür düzelecek. Şimdi bu yavaşlamış işler yavaş yavaş artık hızlanacak. Daha rahat hareket edebilirsiniz. İşte karar, alışverişleriniz varsa 15 Mayıs'tan sonrasında yapabilirsiniz. Bir imza atmanız gerekiyor olabilir. Bir kontrat, bir sözleşmeniz varsa 15 Mayıs'tan sonra bunları daha rahat ilerletebilirsiniz. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Büyük şansı sembolize eden Jüpiter Boğa burcunda oldukça da bereketlidir aslında ve de güzel bir açıda olacak sizin için. Güzel bir dönem başlıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir yıl kalacak. 2024-25 Mayıs'ına kadar çok güzel bir Jüpiter desteği başlayacak sizin için. En son 2011 Haziran'ı ile 2012 Haziran'ı arasında Jüpiter Boğa burcundaydı. Şimdi 9. evinizde güzel böyle bir şans geçişi var. Hangi alanlarda şanslar getirebilir size? Örneğin eğitim döneminde bir başaksanız, yüksek öğrenim, akademik konularda şanslı ve kısmetli bir dönemdesiniz. Yani sınavlarda daha başarılı olabilirsiniz mesela. Bununla birlikte yurt dışı konuları, yabancılarla ilgili uluslararası konularda kısmetlerin açılabileceği bir dönem. Daha fazla seyahat etme fırsatı verebilir size. Özellikle yurt dışı seyahatleri istiyorsanız bu bir yıl daha fazla gezebilirsiniz. Medya, basın, yayın işleri, iletişim işleri, buralarda teknolojik işler, uluslararası ticaret gibi alanlar, her alanda kısmetlerinizi açabilir. Yabancılarla daha fazla tanışabileceğiniz, yeni şeyler öğrenebileceğiniz bir dönem. Yabancı dil öğrenebilirsiniz mesela. Bunun gibi güzel kısmetlerinizin olduğunu söyleyebilirim. Evet, 19 Mayıs'ta yine bu alanda 28 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Mayıs ayının genelinde hep 9. ev konularınız çok gündemde.
Bunu da zaten anladınız. Yani burada biraz işte sizin için belki yeni pencereler, yeni ufuklar, yeni vizyonlar, yeni hedefler ortaya çıkıyor. Yeni bir düşünce şekli, yeni bir inanç olabilir. Eğitim konularında bazı adımlar atabilirsiniz. İşte seyahat planlarınız, yolculuk planlarınız olabilir. Yurt dışı konuları, işte belki yayıncılıkla ilgili işleriniz, bazılarınızın da bazı mahkeme işleri, davalar, hukuksal işleriniz olabilir. Yani onlarla da ilgili bir adım atabilirsiniz. İşte bu yeni ay böyle bir kapıyı açabilir hayatınıza. Size yardımcı olacak önemli kişilerin, bir öğretmen olabilir bu. İşte size destek olacak yetkili bir kişi olabilir. Size yol gösterecek bir rehberlik edecek bir kişi olabilir. Böyle bir kişiyi de karşınıza çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle eğer sabit burçlarda, Boğa, Akrep, Aslan, Kova gibi burçların 28 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu yeni ayın sizin için daha güçlü çalışacağını söyleyebilirim. Ama değişkenlerin de ilk dereceleri etkileniyor. Özellikle güneşiniz yükselen burcunuz 0 ile 3 derece arasıysa, yine yeni ay çok önemli bir temas yapabilir, önemli bir etkisi olabilir. Bu yeni ay aynı zamanda 20 Nisan'daki güneş tutulmasını da tetikleyen bir yeni ay. Yani toplumsal alanlarda da böyle yeni başlangıçları, yeni bir hızlı gündemin oluşmasını, hayatımızda hızlı değişimlerin olmasını da aslında gündeme getirebilecek bir yeni ay. 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan Burcu'na geçecek. Mars 20 Mayıs'a kadar Yengeç Burcu'nda. 20 Mayıs'a kadar genel itibariyle aslında sizin için Venüs'ün de Yengeç Burcu'nda olması, ayın ilk yarısında arkadaşlar, sosyal çevre, aile ilişkileri falan buralarda daha sıcak, daha iyi bir etki getiriyor. Ama 20 Mayıs'tan itibaren Mars Aslan'a geçecek ve 10 Temmuz'a kadar kalacak. 12. evinizde olacağı için bu dönem sizin için biraz daha tedbirli olmanız gereken bir dönem. Çünkü 12. evdeki Mars'ı kontrol etmek zordur. O nedenle işte sağlık konularına, güvenlikle ilgili konulara, enerjisel anlamda daha fazla dikkat etmenizde fayda var. Bu ayın yine belirgin bir şekilde önemli olan gökyüzünde güçlü ve sert açıların oluştuğu bazı günler var. Bunları da belirtmek istiyorum. 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa burcuna geçmesiyle beraber Kova burcundaki Plüto ile hemen bir kare açı oluşturacak. 16, 17, 18 Mayıs bunu güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Jüpiter Plüto karesi güçlü bir açıdır. Kişisel olduğu kadar aslında toplumsal alanlarda, kolektif alanda baskılar yaratabilir. İşte gücü elinde bulunduran kişilerin, kurumların, yapıların baskıları, manipülatif durumları artabilir. Ekonomik piyasalarda güçlü yön değişimleri olabilir. Bununla birlikte sevgili Başaklar, biliyorsunuz Satürn karşıt burcunuz Balık burcunda ilerliyor. Güneş'in de 21'inden itibaren İkizler burcuna geçişiyle beraber değişken burçlarımız için biraz daha etkili olacak gökyüzü. Sizin için de iş, kariyer konularında daha fazla gündemler önemli hale gelebilir. 27-28 Mayıs itibariyle Güneş ile Satürn arasında kare açı var. Güneş-Satürn kareleri de zor açılardandır ve tabii ki değişken burçlarda olanları daha fazla etkileyecek. Sizin için de önemli olabilir. Her türlü ilişki dinamiğinizde baskılar hissedebilirsiniz. Otorite figürleriyle, üstlerle ilişkilere dikkat edin. İşte eş partner konularında biraz kısıtlanmalar, sıkıntılar, sorumluluklar gündemde olabilir. Genel sağlığınıza da lütfen daha fazla özen gösterin sevgili Başaklar. Sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Başak Burcu, Zodyağın 6. burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında, gerek iş hayatlarında düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler. Entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimser olabilirler.
Başak Burcu, sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir.